Hemen sözü ekonomist ve köşe yazarı Sayın Tevfik Güngör Uras'a bırakıyoruz efendim. Sayın başkanlar, sayın dinleyenler, merhaba. Ben betonculara, konuyu çok iyi bilen kimselere, kendi sektörleriyle ilgili konularda bilgi verme imkanına sahip değilim. Ben sadece sektöre ve ekonomiye dışarıdan bakan biri olarak, acaba sizlere görmediğiniz, fark etmediğiniz belli konularda yardımcı olabilir miyim diye bir şeyler söylemeye çalışacağım. Türk ekonomisinde bugünkü durumda ne gibi sorunlar var? Bunlar beton, hazır beton sektörünü nasıl etkiler? Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye nasıl bir ekonomi gelişme içinde olacak? O konularda bazı şeyler söylemeye çalışacağım. Önce hepimizin merak ettiği bir konu var. 2015 yılı nasıl geçer? 2015 yılında nasıl geçeceğini tahmin edebilmek için bizim bir takım noktalara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Türk ekonomisinde bir kere doğal dinamikler var. Nedir bu doğal dinamikler? Türk ekonomisinin bir potansiyeli var. Zorlansa da kısa sürede bazı dinamikleri değiştirmenin imkanı yok. Nedir bu dinamikler? Bu dinamikler değişmeyince de ekonominin kısa sürede önemli değişiklikler geçirmesi imkansız. Türk hani nasıl ki Türk ekonomisi bir yılda şaha kalkamaz ise bu dinamikler nedeniyle, bir yıl içinde Türk ekonomisi krize de girmez. Yani bir yıl içinde ekonominin çökmesi de söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Bir yıl önceki dinamikler de bu yılı etkileyecek. Nedir bir yıl önceki dinamikler? Yani 2014 yılını nasıl geçirdik? 2014 yılını nasıl geçirdiğimizi düşünelim ki ondan sonra 2015 yılında neler olacağımızı görelim. Çünkü 2015 yılı 2014 yılının bir uzantısı olacak. 2014 yılında büyüme hızı %3 dolayındaydı. Demek ki bu yılda işte en az %3 dolayında bir büyüme içinde olacağız. Bu önemlidir. Çünkü yani %3'ü beğenmeyebiliriz ama %3'ün altındaki bir büyüme yahut da büyümenin negatif olması işte o zaman ekonomi bakımından ciddi sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir. Büyümenin yavaşlaması aslında dar ve sabit gelirlilerin harcama gücünün azalmasına yol açıyor. Ama bir gerçek var, Türkiye'de bir gelir dağılımı çarpıklığı var. Türkiye'nin toplam milli gelirinin 1/5'ini, %20'lik bir nüfus dilimi Türkiye'nin toplam milli gelirinin ancak 1/5'ini alıyor. Ama yukarıdaki %20'lik bir nüfus, %20'lik nüfus dediğimiz zaman da şimdi nüfusumuz oldu 77 milyon. %20'si dediğimiz zaman da neredeyse 16 milyon bir nüfustan söz ediyoruz. Yukarıdaki 16 milyonluk nüfus da Türkiye milli gelirinin %50'sini paylaşıyor. Şimdi bu çok önemli. Neden önemli? Müsaade ederseniz size bir hikaye anlatayım. Bir televizyon konuşması izlemiştim. Bir yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiş. Donmuş gıda maddesi üzerinde donmuş sebzeleri dondurarak Türkiye'de satmayı düşündüğünü söylüyor. Kendisiyle söyleşi yapan televizyon görevlisi diyor ki ya Türkiye'de Türk halkı genelde taze sebze yer. Sonra herkesin evinde derin dondurucu yok. Siz Türkiye'de nasıl bir pazara geliyorsunuz? Yabancı yatırımcı güldü. Dedi ki siz neden bahsediyorsunuz? Türkiye'deki nüfusun en yukarıdaki %20'lik grubunun kişi başı geliri 30 bin dolar dolayında. 30 bin dolar Avrupa geliri seviyesinde. Bu 30 bin dolar kişi başı geliri olan insanların da yaşam düzeyleri Avrupa ülkeleri seviyesinde ve Avrupa ülkelerinde böyle 16 milyon 30 bin dolarlık insan yok. Oradaki ülkeler daha küçük ülkeler. Onun için Türkiye önemli bir pazardır.
Türkiye'de harcamaları dikkate alırken, Türkiye'de yatırımları dikkate alırken hep bu büyüklüğü de dikkate alın dedi. Bu bana bir ders oldu. Türkiye'de bir başka nokta daha var. Türkiye'de Türk ekonomisinin altyapı sorunlarının önümüzdeki dönemlerde kısa sürede çözülmesi imkansız. Yani neden birçok şeyden şikayet ediyoruz? Neden şikayet ediyoruz? Eğitimden, hukuktan, yolsuzluktan, ihalelerdeki densizliklerden şikayet ediyoruz. Ama hatta birçok ekonomik kararlara politikacıların karışmasından söz ediyoruz. Bunlar hiçbir şekilde 2015 yılında değişmeyecek. Aynen devam edecek. Yani bunu bir varsayım olarak kabul edelim. Yabancılar özellikle işaret ediyorlar. Son 10 yılda ihale mevzuatında 50 değişiklik olmuş. Yani bu az bir değişiklik değil Türkiye'de. Bu böyle devam edecek. Yani bunu önümüzdeki yıl değişecek, her şey düzelecek diye de beklemiyorum. 2015 yılında bir iktidar değişikliği olmayacak. İktidar değişikliği olmayınca hükümetler değişse bile demek ki hükümet politikaları değişmeyecek. Yani bugünkü hükümet politikaları ne doğrultudaysa 2015 yılında da aynı politikalar uygulanmaya devam edecek. Bunlar ekonominin doğal dinamikleri. Yani bunları bir kere bileceğiz. Bunlara ek olarak ekonominin bir de kemikleşmiş yapısı var. Nedir bu kemikleşmiş yapısı? Hep biz enflasyonu hep %5'e indirme hayalindeyiz. Ama bir türlü inmiyor. Neden? Bu da görülüyor ki enflasyonda bir kemikleşme var. Bu da %7'nin altına inemiyor bizim enflasyon. Bunu bir kere bileceğiz. Yani ne yapılırsa yapılsın enflasyon 2015 yılında %7'nin altına inmez ama %7'nin üzerine çıkabilir. Bir başka yine kemikleşmiş yapı bizim cari açık sorunumuz, yani döviz açığımız. Onu 60 milyar dolardan yılda 40 milyar dolara indirdik. Ama 40'ın altına da artık indiremeyiz. Bu da bir gerçek. Çünkü tarımda da, sanayide de, üretimin yapısında çok büyük ölçüde ithal malı girdi var. Bu da kısa sürede bunu sıfırlamaya imkan yok. Bizim ucuz işçiliğe ve düşük katma değere dayalı sanayi yapısını değiştirme gücümüz de yok. Bu yeni bir sanayileşme stratejisini gerektiriyor. Ancak böyle bir sarsıntıyı, böyle bir yeni yapısal değişimi maalesef kısa sürede göze alabilecek bir hükümet yapısına sahip değiliz. Son zamanlarda sanayileşmede de bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Büyük sanayi projeleri yerine artık KOBİ'ciliğe daha fazla önem vermek başladı. KOBİ'ler kötü değildir. Ama unutmayınız ki hani bir söz var. Atlantik'i geçmek için transatlantiğiniz olması lazım. Yani takayla kıyı kıyı dolaşırsınız, kıyılarda balık avlarsınız. Taka kötü bir şey değildir, çok lüzumludur ama Atlantik'i geçmek istiyorsanız transatlantiğiniz olacak. Demek ki sadece KOBİ'lerle bu işi çözme imkanımız yok. Bir başka nokta enerji bağımlılığımızı azaltamayız kısa sürede. Bu da kemikleşmiş bir şey. Nihayet bir başka kesim kemikleşmiş noktada tasarruflarımızı kısa sürede arttırmaya imkan olmaması. Tasarrufların arttırılamaması ne demek? Tasarruflarınızı, iş tasarruflarınızı arttıramazsanız dışarıdan döviz olarak dış tasarrufları kullanma mecburiyetiniz devam edecek demektir. Şimdi efendim, bir çok önemli bir nokta daha var. Biz eskiden kendi içimizde, kendi yağımızla kavruluyorduk. Şimdi küreselleşme denen bir gelişme sonunda Türkiye dışa açıldı. Dış dünyanın, dışa açıldığınız zaman dış dünyanın rüzgarlarından etkileniyorsunuz. Yani hem olumlu rüzgarlarından, hem Poyraz'ından, hem ılık rüzgarlarından, Lodos'undan etkileniyorsunuz. O zaman dışarıdaki iyilikler kadar kötülükler de Türkiye'yi etkilemeye başlıyor. İşte ne oluyor? Petrol fiyatı düşünce Türkiye seviniyor. Petrol fiyatı yükselmeye başlayınca Türkiye üzülmeye başlıyor. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Hepimiz yani sektör olarak petrolle ilgilisiniz. Bakınız son ay başından bu yana petrol fiyatları %18 oranında artmaya başladı. Hani 50'lere indi, daha da aşağı inecek derken şimdi 65'lere doğru çıkmaya başladı. Bu da Türkiye'nin hani beklediği, ümit ettiği avantajı bir ölçüde yok olması demektir. Buraya dikkatinizi çekmek isterim.
Bir başka nokta, dış kaynak ihtiyacı nedeniyle döviz girişinin aksamaması lazım. Bu çok önemli. Hani 40 milyar dolara indirdik döviz açığını dedik ama bakınız bu cari açığın, döviz açığının her ay Merkez Bankası ne kadar açık olduğunu belirtiyor. Sonra da bu açığın nasıl, hangi yollardan kapandığını gösteriyor. Bizim bundan önceki dönemlerde yıllık açığımız 60 milyar dolardı ama Türkiye'ye 70 milyar dolar döviz giriyordu bir yılda. O 60 milyar açığı kapatıyorduk, 10 milyar dolarını da rezervlere ekliyorduk. Bu döviz bolluğu sayesinde de döviz fiyatları hem bulunurdu hem de döviz fiyatları ucuz oluyordu. Halbuki son zamanlarda 2014 yılında açığımız 40 milyara indi ama bizim o açığı kapatacak kadar dövizimiz zor girdi Türkiye'ye. Hele Aralık ayında döviz girişleri çok yavaşladı. Bu da önümüzdeki dönemde döviz fiyatlarını ve dövizin bulunurluğunu etkileyecek çok olumsuz bir gelişme. Şimdi tabii ihracat pazarlarından da söz etmek lazım. İhracat pazarlarımızdaki bazı olumsuz gelişmeleri umursamazlık edemeyiz. Çok önemlidir. Bir Türk ekonomisinin bir başka özelliği bu. Dışa ileri ölçüde enerji bağımlılığı nedeniyle yani göbeğimizi belli ülkelere bağlamış durumdayız. Özellikle Rusya ile ilişkilerimiz çok önemli. Bu da sizin sektörü de çok büyük etkiliyor. Çünkü çimentodan demir çeliğe büyük ölçüde enerji fiyatına bağımlı bir üretim yapmamız var. Yani çimentoda da demir çelikte de enerji girdisi çok yüksek. Demek ki enerji fiyatlarındaki yükselme o fiyatlara da yansır.